Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benden en çok istenen mama olan Mistik kedi mamasıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, doğru duydunuz. Yorumlarda o kadar çok Mistik yorum aldım ki girip bakarsanız eğer mama incelemeleri videolarımın altına en çok istenen mamanın Mistik mama olduğunu görebilirsiniz. Ben de artık sizlerin ricasını kıyamayıp Mistik mama incelemesini yapmaya karar verdim. Bugün sizlerle çok detaylı, çok güzel bir mama incelemesi yapacağız. Firmasından mamanın kendi kalitesine kadar çok detaylı, güzel bir mama incelemesi yapmayı düşünüyorum. Şimdi Mistik mamamızın incelemesine başlayabiliriz. Mistik maması Türk üretimi bir marka. Türkiye'de üretiliyor, Manisa, Salihli'de üretiliyor ve Hermos Pet Food'un ürettiği bir marka. Şimdi öncelikle size Hermos Pet Food'dan birazcık bahsedecek olursam, Hermos Pet Food Manisa Salihli'de kurulan yaklaşık 3,5-4 yıllık bir geçmişi olan bir firma. Yani çok yeni ve bu yeni olmasının avantajlarından biri de Türkiye'de üretim yapan ve en üst teknolojiyi kullanan firmalardan bir tanesi olması. Hermos Pet Food'u özellikle kedi köpek besleyenler Paw Paw markasından bilirler. O birazcık daha ekonomik segmentte bir mama, alt segmentte bir mama. Bu marka sonradan yüksek segmentlere çıkmaya karar verdi. Premium segmentinde örneğin Mistik'e mama üretti. Mistik maması altında bu mamalar piyasada satılıyor. Daha işte ultra premium seviyelerde Clicker maması gelecek diye sürekli işte konuşuluyor, internet sitesi var. Clicker maması çok muazzam bir mama, içeriğini okuduğum kadarıyla bekliyoruz. Ama ben bir türlü Clicker mamanın satışının geldiğini görmedim. Gören, duyan, bilen varsa link atabilirse çok mutlu olurum. Yorum kısmında siz de Clicker'ı biliyorsanız eğer yazın satılıyor mu satılmıyor mu. Bu da Mistik maması da premium seviyede satılan düşük tahıllı mamalardan bir tanesi. Şu an elimde Mistik mamasının yetişkin kediler için 1,5 kilogramlık gurme kedi maması var. Gurme kedi maması ne oluyor? Yani sadece tavuk veya sadece balık vesaire değil, işte tavuğundan, kırmızı etinden, balığından, her şeyden konulmuş bir maması. Yani karışık bir maması oluyor. Paketimizin ön yüzünü incelediğimizde burada düşük tahıllı diye bir damga basmışlar. %70 hayvan proteininden oluştuğunu, %30 tahıl, sebze ve meyve oluştuğundan bahsetmiş. Burada bir FMIC logosu görüyoruz, damgası görüyoruz. Yani taze et enjeksiyon sistemi olduğunu gösteriyor ama arkasına baktığımızda kurutulmuş et gördüm ben daha önce. Bu teknoloji yüksek mama üretiminde kullanılan yüksek bir teknoloji. Dediğim gibi Hermos Pet Food'da Manisa Salihli'de yeni kurulan bir firma olduğu için, yani çok fazla geçmiş olmadığı için yeni teknolojilerle kuruldu. Bu teknolojiyi de barındırdığını burada mamanın üstüne damga olarak vurmuşlar. Paketimizin arkasında yine yetişkin kediler için olduğunu gösteriyor. İçerik var ve aşağıda değerleri görüyoruz. Şimdi sizle değerleri okumaya geçeceğiz. Sonrasında mamayı inceleyeceğiz. Benim neleri sevip neleri sevmediğimi sizlere anlatacağım. Öncelikle kedilerin beslenmesinde içerik çok önemli. Yani bu içerik okuma alışkanlığını siz de edinirseniz çok mutlu olurum. Çünkü pahalı olarak gördüğünüz birçok mama içerik olarak çok kötü olabiliyor. Sadece marka bilinirliğinden dolayı o fiyatı biçiyorlar. Bazı marka bilinirliği olmayan firmalarda gerçekten çok kaliteli içerikleri olmasına rağmen daha uygun fiyatlara bulunabiliyor arkadaşlar. Hemen çok uzatmadan içeriği okumak istiyorum size. Kurutulmuş tavuk eti ve kurutulmuş kuzu eti ve kurutulmuş balık %40 diye bildirilmiş. Yani şu an ürünümüzün %40'ını kurutulmuş kuzu, balık ve tavuk içeriyor. Dediğim gibi gurme bir mama ve içerik karışık. %40'a şimdiden çıktı. İnşallah daha da çıkacak diye düşünüyorum. Bakacağız. Fakat mesela şöylesini tercih ederdim ben. Taze tavuk eti, işte taze kuzu ciğeri. Bu şekilde olmasını tercih ederdim. Ama et olarak da gayet yüksek kurutulmuş olsa da. Bunun dışında kahverengi pirinç var. Pirinç kullanılmış tahıl olarak. Ben pirinci mısır yerine veya buğday yerine daha fazla tercih ediyorum. Ayrıyeten kahverengi pirinç olması birazcık güzel olmuş. Benim tahminim kahverengi pirincin glisemik indeksi birazcık daha düşüktür normal pirince göre. Onun dışında bezelye, nohut ve patates kullanılmış. Özellikle burada gördüklerimin arasında en mutlu olduğum konu 1. içinde mısır olmaması. 2.
pancar küspesi olmaması. Onun dışında patates, bezelye, nohut gibi şeyler birazcık daha olumlu tahıllar ve sebzeler diyebilirim size. Onun dışında rafine tavuk yağı kullanılmış, bira mayası kullanılmış, hidrolize tavuk ciğeri, yine burada tavuk ciğeri var. Kediler tavuk ciğerini çok seviyor. Balık yağı güzel, nükleotit maya proteini, mineraller, prebiyotik mandan olisakkaritler, moz, her seferinde bahsediyorum bundan, deniz yosunu, avize ağacı özütü, zerdeçal kökü tozu çok güzel. Kabak, havuç, nar ve psyllium. Ben içeriği okudum, yani şu an okuduğuma göre içerikten çok memnunum ve mamamızın fiyatı da bu içeriğe göre gayet uygun piyasadaki diğer ürünlere göre. Diğer ürünlerde biliyorsunuz arkadaşlar mısır çok kullanılıyor, küspe çok kullanılıyor, bu kadar sebze kullanılmıyor. Mesela bal kabuğu kediler köpekler için çok faydalı. Hüso dur oğlum. Dur karıştırma oraları. Biliyorsunuz bal kabağı kediler köpekler için çok yararlı. Havuçtur. Bu gibi şeyler kediler ve köpekler için faydalı olabiliyorlar. Normalde etobur canlılar olmasına rağmen. Aynı zamanda avize ağacı özütü, psyllium tüm mamalarda kullanılan şeylerden bir tanesi. Özellikle Türk mamalarda çok daha fazla kullanılıyor. Bunun dışında burada gördüğünüz mandan olisakkaritler vesaire prebiyotik etki yaratıyor. Ki Probio Life ürününde de biraz önce ürün tanıtırken size probiyotiğin ne işe yaradığını söylemiştim. Biliyorsunuz avize ağacı özütü, psyllium bunlar da genelde bağışıklığı güçlendiren, kimisi sindirimi rahatlatan ve vücuttan iltihap sökücü etki yaratan ürünler. Ben içeriye baktığımda gayet mutlu oldum arkadaşlar. Bunun dışında gelin bir de besinsel katkılarına bakalım isterseniz. Besinsel katkılardan nerede bahsetmiş? Besleyici ilaveler. Vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin C ve taurin kullanılmış. Taurin miktarı kilogram başına 1800 mg olarak belirtilmiş. Bunlar daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi ilave olarak eklenen vitaminler arkadaşlar. Aynı zamanda bir de besin değerlerine bakacak olursak ham protein %32, ham yağ %16, ham selüloz %4 diye gidiyor. Ve en sonunda da omega 6 ve omega 3 gözüme çarpıyor içinde balık yağı bulunmasından kaynaklı. Şimdi burada mesela ham protein oranı birazcık daha yüksek olabilirdi. Belki %35 değerinde olabilirdi. Yetişkin kedilerin protein oranları tamam yavru kedilerden birazcık daha düşük olması gerekiyor. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var ki burada ham protein yazıyor. Ham yağ yazıyor. Yani bunlar net protein değeri veya net yağ değeri değil. O yüzden buradaki besin değeri analizi çok fazla hoşuma gitmedi. Eğer bir firma yetkilisi izlerse, denk gelirse sizden ricam buradaki ham protein, ham yağ değerlerini net protein ve net yağ değerlerine çevirirseniz çok daha mutlu olurum. Niye üstüme atlıyorsun oğlum? Sen çekirge misin ha? Çekirge misin sen? Niye üstüme atlıyorsun benim? Dediğim gibi arkadaşlar burada net olması daha önemli. Bana besin değerlerinin hem yazılış şekli yani ham kısımların yazılması hem de oranlar birazcık düşük geldi. Onun dışında içeriye baktığımda ben gayet güzel bir içerik görüyorum. Bu mamayı kedilerinize orta segmentte, hatta orta segmentin birazcık daha yukarısında olarak kedilerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii her kedinin bu mamaya verdiği tepki farklı olacaktır. Yani kedinizin bir şeye alerjisi vardır. Burada kedinize iyi gelmeyebilir. Bu tamamen kedinin kendi vücuduna bağlı. Kediniz mamayı beğenmeyebilir, yiyebilir, yemeyebilir. Bu da kedinize bağlı. Ki birçok kedi bazen çok ucuz mamaları çok severek yerken çok pahalı mamaları yemeyebiliyor. Burada her zaman dediğim gibi kedinin iştahlı yiyip yememesi kedi mamanın kalitesini göstermiyor arkadaşlar. Mamanın kalitesini içerik gösteriyor. Çok ucuz mamaları da tatlandırıcılarla, aroma vericilerle, tuzla vesaire çok lezzetli hale, kedilerin çok seveceği hale getirebiliyorlar. Özetlemek gerekirse bu mamanın içeriğini ben beğendim. Ayrıca şu kısmı okumayı unuttum size, mineraller kısmı. İçinde kalsiyum, fosfor, sodyum, iyot, çinko, bakır, potasyum, klorür, demir ve selenyum da bulunuyor arkadaşlar. Mineraller de aynı insan vücudu olduğu gibi vitaminler, mineraller kediler için önemli ve vücudun belli fonksiyonlarının doğru çalışmasına, belli sistemlerinin doğru düzgün çalışmasına tüm bu vitaminler ve mineraller yardımcı oluyor. Şimdi içeriğimize baktığımıza göre ve beğendiğimize göre bir de fiyat kısmına gelelim. Fiyat kısmını hemen canlı canlı şu an, bugün ayın 19'u, 19 Mart Cuma günü bu videoyu kayıt alıyorum. 19 Mart Cuma günü bakalım fiyatları ne kadarmış? Bir hepsi buradan bakalım, bir Trendyol'dan bakalım pazar yerlerinden. Bakın 1,5 kilogramlık mistik kedi maması, gurme mama 45 lira, 15 kilogramı 250 lira gurme olanının. Allah'ım yarabbim şuna bakar mısınız? Sırtıma zıpladı. Dur sakın oraya zıplama, sakın oraya zıplama.
Ya baykuş musun sen ya? Ya papağan mısın sen? Niye üzerimde geziyor? Neyse, dediğim gibi 45 lira 1,5 kilogramı, yani bu gördüğünüz paket, 15 kilogramı da 250 lira arkadaşlar. Bir kedinin ayda ortalama 1,5 kilo ile 2 kilo arası mama tükettiğini düşünürsek, biz buna en yüksek hesaptan 2 kilo diyelim. 15 kilogramlık bir mama 7-8 ay sizi gayet rahat götürecektir. Fakat benim size tavsiyem, çok büyük bir mama alıyorsanız mamayı güzel bir şekilde saklamanız, hava almayacak bir şekilde saklamanız. Mama havayla çok fazla temas ederse tadı bozulur, tadı acır veya bayatlayabilir. Kediniz bu mamayı yemeyebilir ve kedinize çok iyi gelmeyebilir o mama. O yüzden çok yüksek kilolarda mama alıyorsanız güzel bir şekilde sakladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Bir de hemen fiyatına bir de Trendyol'dan bakalım isterseniz. Hepsi buradan baktık. 15 kilogram bu tavuklu olanı. Tavuklu olanı 225 liraymış. Somonlu olanı 210 lira. Aşağı doğru inersek hemen 1,5 kilogramlık iki tanesi tavuklusu 84 lira. Gördüğünüz gibi fiyatları gayet uygun olan bir mama. Ki burada Royal Canin inceledik, ND inceledik, Akana inceledik. Bu mamalar mesela bunun iki katı fiyatı hepsi neredeyse. Bu fiyata göre alabileceğiniz güzel mamalardan bir tanesi arkadaşlar. Umarım sizlere güzel bir kedi maması incelemesi sunmuşumdur arkadaşlar. Şeylerin detaylarına çok girmedim işte. Yok psyllium ne işe yarar, MOS, mannanolisakkaritler ne işe yarar. Bunları zaten diğer videolarımda, diğer mama inceleme videolarımda sık sık anlattım. Ve ben bu mamanın içinde şu ana kadar kötü bir şey göremiyorum. Herhangi bir koruyucu bildirisi yok. Paketin ön yüzünde de koruyucu kullanılmamıştır diye bir bilgi de yok. 1,5 kilosu 45 lira olan bir mama için şu an piyasada bulabileceğiniz güzel mamalardan bir tanesi. Diğer bir ipucu, son tavsiye, mamayı alırken lütfen son kullanma tarihine de dikkat edin. Mama geldikten sonra mutlaka son kullanma tarihini kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Bazı kötü satıcılar, bazı işini iyi yapmayan insanlar veya art niyetli olan insanlar size tarihi geçmiş mamalar gönderebiliyorlar ve siz bunun farkında olmuyorsunuz. Bu konularda da duyarlı olursak çok mutlu olurum. Şimdi sizden ricam, bu videonun altına tekrardan hangi mamaları istiyorsunuz bir yazın arkadaşlar. Hangi mamaların incelemesini veya karşılaştırmasını görmek istiyorsunuz. Biliyorum refleksi çok istiyorsunuz şu an. Refleks sırada, refleks de gelecek. Daha sonra refleksi de çekeceğiz. Golosi'yi çok duyuyorum. Pro Choice'u çok duyuyorum. Heels'i çok duyuyorum. Bunların incelemesini hep beraber çekeceğiz zaten arkadaşlar. Bunun dışında merak ettiğiniz mamalar varsa mutlaka yorum kısmına yazın. Eğer sormak istediğiniz soruları yorumlara yazarsanız hem bu konuda tecrübeli arkadaşlar size yardımcı olacaktır. Hem de ben elimden geldiğince bakmaya çalışırım. Sorularınız olursa Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Telegram kanalımızda, grubumuzda sorduğunuz soruları da arkadaşlarım yanıtlıyorlar. Ben çok yoğun olmadığım zaman hali hazırda hem çalışıyorum, hem YouTube videoları hazırlıyorum, hem bu tospacıklarla ilgilenmek zorundayım. Yanda da Misha yatıyor. O yüzden bazen zamanım kalmayabiliyor. Böyle durumlarda arkadaşlarım size seve seve cevap veriyorlar. Bu videoda size anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.